Bugün Mersin'de Adnan Zengin Bey ile birlikte olacağız. Adnan Zengin Bey bilindiği üzere Irak güvercinleri yetiştiricisidir kendisi. Yine Irak kuşları hakkında kendilerinden bilgiler alacağız. Adnan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, hamdolsun, iyiyiz. Peki Adnan Bey, geçen ziyaretimizden bugüne değişen herhangi bir şeyler var mı? Değişen bir şey yok. Sadece istek talep çok, kuş isteyen çok. Kuşlarımız aynı. Yani değişen bizde bir şey yok ama insanlar tabii çok kuş isteyince üzülüyorum, ona üzülüyorum. Çeşit çeşit yetiştirebilsek. Belli kuşları seçtik. Yani bazen gençleştirmek lazım. İşte biliyorsun bizim Emre kardeşim var. Bu sanduklarda gençleştirmek için belli çiftlerden çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi Adnan abi, genelde o günkü çekimlerden sonra bizi arayıp bize bazı sorular yönelten arkadaşlar var bu kuşlar hakkında. Belki biz o gün tam bu kuşları derin detaylı olarak anlatmamış olabiliriz. Evet. Çünkü o gün sadece biz sizleri ve topluma sizleri tanıştırmak, kuşlarınızı göstermek, işte bir damızlıkçının nasıl olduğunu falan göstermek için biz o gün burada bir söyleşide bulunduk ama biz kuşların derin detaylı meziyetlerine çok fazla o gün girmedik. Evet. Şimdi bizim arkadaşlarımızın bazı şeyleri var. Sorduğu sorular var. İşte bu kuşların hepsinin bize birebir, şimdi şu anda önümüzde duran bunlara kalemli ve müseccem diyorsunuz değil evet, mi? Müseccem. Bunların kalemlileri dediğiniz düz olanları, müseccem dediğiniz taneli, olanları. Taneli olanlarına evet. Diyorsunuz. Bu kuşların söküş tarzları nasıl? Bunlar yani bir çay içinde sökülüyor. Çok sıkı, sıcak değiller. Uzun giden kuşlarımız bunlar doğrusu. Hatta arkadaşlar bilirler, yani Kayseri'ye bir tane vermiştik, kırdılar, bize geldi. Tikra kırınca 5 TL adı altında. Bunlar bol taklalı uzun giden kuşlarımız. Müseccem dediğimiz kuşlardan gerçekten uçurduk. Yani Kayseri'de de, burada da, Sivas'ta da, Kırmasın'da uçurduk. İyi kuşlar. Yani bunların uçum süreleri ne kadar? Şimdi ben bunları yaz ayında uçurmaya çalıştım. Çünkü ilkbaharda, sonbaharda hep atmaca öğrenince, yani ben Temmuz Ağustos'ta burada uçurdum bunları 6-7 saat. 6-7 saat uçan kuşlar Temmuz Ağustos ayında Mersin'de. Ve bir gün tasadıf, pazar günü arkadaş hepsi burada. Yanlışlıkla bir tane dişim var, çok ufak çıkmıştı. Orada küçük bir liman ağzı altına gelip gece saat 9 oldu, yaz günü, hava şey, kaybettik onu. O zaman herkes gördü bunu, niye bize söylemedin? Ben herkes dağılsın, yani çok uzun gedir, beli gedir, reklam olmasın diye kimse söylemiyordum. Kendimizi usuruyorduk biz bunu, yani kuş çoluk. Çünkü buna ayrı bir zevk, sevgiyle bakıyoruz. Elimizde çıkınca 3 tane böyle ya, kuş uzun giden, biz de şaşırdık yani, gider mi bu kuş Temmuz Ağustos ayında? Yani ben iddia ediyorum, Irak kuşlarının sağlamlığının sebebi ciğerleri çok sağlam. Yani bir kuşun ciğeri sağlam olduğu için nefesli oluyor, çekimi de güzel oluyor, oynaması da güzel oluyor. Irk olarak da Irak kuşu zaten uzun uçan kuş, sağlam kuş. Bu Irakların hası. Yani şimdi sen çarşıdan oradan buradan alırsan, Türkiye'de de öyle, iyi kuş çıkmayabilir. Ama ben yıllardır yani seçtiğim yerlerden, yani uçması da benim için biraz önce anlattım. Yani yerde hayran kalıyorum burada. Baktıkça bunlara mest oluyorum. Yani bu müseccemler veya benim Irak kuşlarım Irak'tan gelen her kuşa benzemez. Bunu arkadaşlar lütfen anlasınlar. İyi paralar verirler. Irak'tan kuş getiriyor, bazen satıyor ama gerçekten randıman almayabilirler. Bunu tekrar söylüyorum. Yani Türkiye'deki nasıl bütün kuşlar iyi değilse, Irak'taki bütün kuşlar iyi değil. Bu seçici kuşlar 100 yıllık bir damar bu. 100 yıllık. İşte 100 yıllık kuşu görüyorsun. Yani insanlar bunu görmesi yeter. 100 yıllık bir damarı nerede şu an, çok gezen sizsiniz. Evet. 100 yıllık bir damar var mı? Gördüğünüz bir yerde var mı? Çok nadir. Yani görülmüş. Parmak kadar belki 3 kişi de var veya yok. 40-50 senedir beslenilen dedikleri kuşlar var. Yani şimdi bizim bir Urfa'da, İnşallah onu da ziyaretine gideceğiz. Urfa'da
Urfa'da bir postacı Hasan diye bir abimiz var. Evet. Yaşlı bir abimiz. Duydum, evet. Kısas'ta duruyormuş herhalde. Onun bir Arapları var. Yani yaklaşık 50-60 senedir yani duyduğumuz. Evet. Bir de ben kuşlardan gördüm birkaç yerde. Orada da illeki var. İlleki var. Var yani öyle ama tabii ki 100 asırlık dediğimiz. Yani şimdi bak var da bir de mesela dikkat edersen bunların yuvası ayrı. Bunlar bu 4 yuva 4 de Irak kuşu. Ama yan yana çıkarmıyoruz bunları biz. Yan yana çıkarmıyoruz. Bir de mesela şimdi buraya baktığın zaman diyorsun evet bu ayrı çıkmış, o ayrı çıkmış. Onları ayrı alıyoruz. Sandukta çokaltıyorsun. Yani nesli daha da güzelleştirmek, daha güçlendirmek adına bir de onu seçip devam ettiriyorsun. Ya şimdi bu kuşların esas en büyük özelliklerinin şu olduğuna inanıyorum ben. Yani bu kuşlar kolay kolay karışık renk vermiyor. Bir benekli olanları var, bir de düz olanları var. Bizim dediğimiz tabirde yani düz, siz kalemli diyorsunuz. Evet. Bir de bunların benekli. Genelde evet. Burada baktığımızda ya 40 yıllık aynı benekli. 40 yılda aynı yerdeler. İşte evet. Bu kadar. Aynı. Hiç başka değişik renk derken şöyle yani bu beyazıydı, siyahıydı, sıkmaz. Bozuydu. Çıkarsa çıkmıyor. Bozuktur demek. Ya araya kuş girdiği zaman bunlar kesinlikle bunun altından herhangi bir renk gök olur, beyaz olur, siyah olur, sarı olur çıkarsa bu kuşun damarında başka kuş girilmiş demektir. Nesilinde karışıklık var. İşte 40 yılda bende önüm önünde duruyor. Peki Adnan abi bunların uzun uçluğunu söylüyorsunuz. Bunların sefer sayıları nasıl, çalışkanlıkları? Yani 20 dakikada, 15 dakikada, 10 dakikada, 25 dakikada gezer, nefeslenir. Gelirken yüksekten gelir, çok hızlı atıyor. Atıp alıp gidiyor. Yani 6-7 saati böldüğün zaman yine 12, 13, 15 başı vardır bunların. Yani saatte az saatte diyelim ki 3 sefer, 3 sefer evet. Evet ancak öyledir bunlar. Yani eğer bu kuş 2 dakikada bir, 3 dakikada bir, 5 dakikada bir gelip çekerse 7-8 saat uçamaz. Dayanamaz. Yani dayanamaz. Bu uçar, uzun uçan kuş dakika başı çekemez. 10-15 dakikada, 20 dakikada bir gelip çekip gider. Adetlileri nasıl, takla adetleri? Bunların adedi gerçekten bol. Yani 10'un üzerinde. 10'un üzerinde. 10-12'nin üzerinde sayısı. Çünkü uzun çektiği için bırakmıyor. 2-3 metre arayla devam ediyor. Yani biz bunlardan bir tane dişi uçurduk. Kalemen rengiydi. Şu an Beşteler'in annesi. Adını 70 metre koymuştu. Bir arkadaş vardı Kayserili. İnsan hayran kalıyor. Yani bu kuş böyle yapar mı? Yani kendi kuşumdur ama atışı, gelişi, çekişi zevkle böyle mutlu olarak, mest olarak seyrediyorsun o kuşu. Evet. Ondan çıkan kuşlar da işte Beşteler'den nereye verdiysek kırılın kırığını uçtular. Uçmazlık etmeyen. Çünkü damarı çok sağlam. Sizin adınıza bir turnuva, kupa evet. Düzenlenmiş. Hatta zengin kupası diye. O kupadaki derece alan kuşlardan bir tanesi de sizin buradan giden evet. Kuşlardan herhalde. Evet. Onlar da 5 TL'lik. 5 TL'lik kanı bunlardan. Ama şimdi bakın normalde 10-15 sefer sayısı adet olaraktan bunların böyle. Kırdığınız zaman bunların adetleri de yükseliyor. 40'ın üzerinde sefer evet, yaptığını söylüyorlar. Evet o kuş 35-40'a yaptı. O da 40-50 günlük bir yavruydu. Yetiştiremezsin dedim Emre bu kuşu. Yavru o birilerini vurdu, düştü, bir şeyler oldu, uçuramadı. Yetişmez dedim, dedi ben uçururum. Yani 40-50 günlük bir yavruyu aldı buradan uçurdu. Yani 35-40 baş yapıyor. Yani kırdığınız zaman farklı meziyetteki kuşlar çıkıyorlar. Yani uzun uçan sevmeyen insan, yani ben seviyorum. Kendi kuşum Iraklıyım, Kerkülüyüm, seviyorum. Ama sen sevmiyorsan illa bu kuşu güzel bir kuşla kırarsan gerçekten netice alsın. 2 saat, 1,5 saat, 3 saat neyse uçar, zevk verir sana. Peki Adnan abi yer hakimiyetleri, şimdi bizim kuşçu camiasında en büyük özelliklerden bir tanesi de kuşların yer hakimiyetleri. Çünkü bizim artık böyle sizin bura gibi değil de bizim çatıda, damda, bacada evet. Bu kentsel dönüşümlerden dolayı bizim kuşlarla böyle uçuracağımız yerler çok az kaldı eskinki gibi. Evet. Bunların böyle dar alan olsa da geniş alan olsa da yer hakimiyetleri nasıl? Yani bir şey demeyeceğim, ben Kerkük'te bizim hep bir katı, iki katı damda uçurduk. Burada da hep yerde uçuran. Benim tahminim bu kuşlar böyle 7-8-10 katlı binelerde randıman alamazsın bu kuşlarsın. Ama kırığını uçuruyor insanlar. Mesela Sivas'taki Apli de yerde uçurdu. O da çok beğendi.
Apil abinin yeri düzgün. Düzgün. Ama bunları böyle 10 katlı, 7 katlı binede uçurup randıman almak çok zor. Çünkü bunların uçuşu 2-3 metreden alçak uçarlar. Gider dönüşte yükselerek gelip atar. E şimdi 10 katlı bir bineden uçurursan bunu ne kadar yüksek gelecek atsın? Yani şimdi Attan abi yer hakimiyeti derken görevi böyle bir yerde uçurduğumuzu varsayalım. Bizim de işte bazı güvercinler var. Bunlar bir de çok uçumlu hayvanlar olduğu için söylüyorum. Uzun uçtuklarından bayağı efor, bayağı güç sarf ediyorlar. Yere evine gelip teslim olmaları. Bazı kuşlar da işte çok uçtuktan sonra evine hakimiyetliği falan yoktu. Hayır. Şimdi bizim Kerük'teki düşünce kuş, yani diyelim bir ay ben buradan yavru alıyorum. Orada bir ay indirip kaldırıyorum. Bir ay yatırıyorum. Mih gibi oraya çakılacak. Başka türlü olmaz. Ama 2 günlük bir kuşu kavalarsan söktün. O ara dam attı, bu adam attın. Biz bozarız o kuşu. Ama sen 1-2 ay emek görürsün. Orayı sevdirirsen o kuşa başka yere atması imkansız. Yani benim kuş geceye kaldığı zaman o bir tanesi kayboldu. Yoksa buradan kalkıyordu, buraya iniyor. Evet. Yani böyle gidip sağda solda inip oradaysa zaten ahlaksız kuştur. Ne yapacaksın onu? İzdamına yere inmeyen kuşu ben ne yapayım? Evet Hattan abi, şimdi demin ki bizim müseccemlerdi. Evet. Bunlar da küllü, kırküllü. Kırküllü, evet. Küllü. He, küllü, açık olan küllü, böyle sıvam olanlar kırküllü diyoruz. Koyu olanlara. Evet. Bir de açık tonajlı olanlar var. Bunların diğerleriyle farkları nedir? Bunların meziyetleri nedir? Vallahi bunların meziyeti gerçekten çok ilginç bu kuş. Yavruyken bulutta sökülüyor. Öyle bir uçuyor, öyle bir sökülüyor, hayran kalıyorsun bunları. Ama biz orman içinde olunca aşağıya indiremedik. Belki 15, 20, 30 tane söyleyebilsin. Her uçurduğumuzda yukarıda söküldü, gözümün önünde atmaca aldı. Bunları ben yere indiremedim. Ama bunlardan bir tanesini Kütahya'da Yılmaz İbrahim kardeşe gönderdi. Kırdılar kendi kuşlarından. Videolar da çok güzel. Yani cidden çok ilginç bu kuşlar. Yani değişik. Birkaç arkadaşı var, bunları o birilerinden daha tercih ediyor. Siz de şimdi Adnan abi, ben geçen ziyaretimde bana burada sağ olun bunlardan ben bir erkek götürmüştüm. Evet. Onu benim kendi uçurduğum bir kuşlar var. Bozlar, yani sabuni dediğimiz kuşlar var. Ben o sabunlere vurdum. Siz onlara da ne diyor, kırküllü mü diyor, bu bizim bozkilli dediğimiz sabuni. Sabunun beneklisi, bozkilli. Amberi. Amberi. Sizin amberi dediğiniz, ben bozkiller buldum. Kuşların gerçekten çok yüksek uçuyor. Ve kuşu ben ilk zamanlarında uçurdum. Kuş işte taklayı çevirdi. İnce tüyünü sıyırdıktan sonra bir gün bir kaldırdım. Yarım saat falan çok böyle normal bir vaziyette uçtu. Yarım saat sonra birden bir baktım, kuş böyle taklaya girdi. Korkunç derecede takla. Yani önüne ardına bizim sersemlik yaptı, evet, dediğimiz bir şey, tarz yaptı. O yarım saatten sonra kuşa bir baktım, yükseğe çekti. Böyle bulutta nokta gibi gözüküyor. Bizim yanımızda dernekte beraber beslediğimiz Orhan'la Gökhan diye arkadaşlarım var. Onunla beraber görüyoruz. Ve kuş bir saatten sonra bu kuş o sersemliğini falan bıraktı. Yani yarım saat normal taklayla uçtu. Yarım saat böyle işte sersem devresiyle uçtu. Ondan sonra öbür yarım saatte de, yani ne oluyor, 30-60-90. Dakikada inanır mısınız, kuş bir havaya başa düştü 6-7'li taklalarla. Böyle çok yüksekte, gözünün görmediği bir yer. Böyle makaslıyor, böyle kısılıyor, geliyor, vuruyor taklayı, yine kafayı kaldırıyor. Yani öyle böyle değil, tam 4 saat 20 dakika. Böyle bir uçuş performansı var. Ama tabii kuşu aşağı indirip uçurmamız şey olmadı, kısmet olmadı. Ama 3 tane daha bir yavrusu var bende. 4 tane daha yavrusu var. Onlar inşallah ekeline, bizim Aydın abi ekeline uçurursan daha randuman alırsın dedi bana. Evet. Çünkü o da sizin arkadaşınız, tanıdığınız bir insan. Çok iyi bir arkadaş. Evet, iyi bir kuştu. Yani bu kuşların da kuşlar hakkında bayağı bilgiye de sahip. Çok kendisi. Bilgili, evet. Ondan sonra ben bunu şeye bıraktım, teke bıraktım. Yalnız meziyet olaraktan sizin o şeylerden, müseccemlerden veyahut da o battı abi dediklerimizden falan, evet, çok farklılar. Evet, farklı. Ben de biliyorum farklı. Cidden çok farklı. Sökebilsem, aşağı kalsam belki hepsini geçer bu. Ama ben bulutta kaybediyorum. Yediyor, atmaca alıyor. Sökemedim. Bunun üzüntüsü içindeyim. Yani 4-5 çeşit kuşum var.
Hepsini söktüm. Bunu sökemedim. Yani söktüm ama atmacaya verdim yüksekte. Bak kırığı bile diyorsun buluta giriyor. Çok yüksek uç. E benim burada bulutu bırak azıcık bir 200-300 metre yükselse kesinlikle atmacan ayağındadır. Yani çok verdim, buna üzülüyorum. Ya, içimde kaldı, uçuramıyorum. Ben burada bunu uçuramıyorum. Yani atmacası bir yer olsa bunu tek bunu orijinalden safından uçurayım. Ne yapar görürüm istiyorum ama ben uçuramadım burada. Sertlik, sersemlik devresi sizin gibi yani havada anlattığınız gibi olmadı ama tabii o kırdığımız bir hayvan. Onu başka bir kanguçla kırdık. Evet. Yani bunların birebir özü değil yani. Buradan götürdüğüm erkeğe... Yok hiç sersem, yani taklaya düş dediğiniz gibi böyle taklaya vuruyor. Bir müddet sonra bakın kendi kendine başlıyor çekmeye havada. Havada çeke çeke oynuyor. Daha aşağı inmeden yukarıdan atıyor yine çekiyor. Bir bakın atmazdan yanına gitti. Yani hiç böyle sersemlik olup devam etmiyor. Çözekliğe düşmüyor diyorsunuz evet, yani. Evet, devam ediyor. Peki Adnan abi bunlardan siz böyle bu 5 TL'likler gibi falan hiç kırıp uçurdunuz mu bunlardan? Yok bunları kırmadım. Şu an sadece işte Emre'nin şeyi üzerine bununla sabunu kırdım. Size verdiğimiz amberi çıkmış. Bir çift var orada, bir çift yavru da verdik. Arkadaş olsunlar, onları da atmazaya verdiler. Yani deneme için kırdık. Sabunuyla kırdık, amberi verdi. Bir de bakın burada bu ballılık çıkmış. Görüyor musun abi onu? O dişi lazım olduğu zaman arada sırada kumudan atıyorum oraya. Kuyu çıkanlardan atıyorum buraya yavru alıp merak ediyorum ne çıkar kumuyla bunun. O öğrenç kum mu? O kum mu? O humulardan mı çıkıyor? Evet. Abi yani bu humular da şimdi birazdan humuları göreceğiz de. Humular yani sıcak kuş. Çok farklı. Evet. Humular çok sıcak kuş. Bunlar yani sıcak ama diyelim bir çay içinde sökülüp çekmeye devam ediyor. Ama humular böyle değil. Daha çevirdi. Kuyruğunu çekmesen uçuramıyorsunlar. Bunlar böyle değil ama. Şimdi bir daha abi bu kuşlar söz konusu olunca söyleyeyim. Yani bizim şimdi bu yayınlardan sonra bizi arayan güvercin meraklısı evet. arkadaşlarımız var. Ve genelde işte sizi de arıyorlardır tahminimce. Evet. Çünkü bizden çok telefon istiyorlar. Biz de diyoruz ki ya işte Adnan Bey'in işinden dolayı telefonlara bakmıyor. Aynen öyle. Hele işte tanışmadığı kişilerin telefonu açamıyor. İşinden dolayı. Ya, kuşla ilgili söyleyeceğim bir soru da arıyor. Kuşla ilgili telefonda konuşmak istemem. Zamanım da yok yani. Evet ama şimdi biliyorsunuz bu bizim piyasada bir gelenek haline gelen bir şey var. Adnan Bey'in kuşlarından bizde var. Adnan Bey'in kuşlarında bizde var. Siz bu kuşlardan ne kadar dağıttınız? Ya dağıttım da zannetmiyorum kalsın ellerinde. Kıymetini bilmediler. Ya dişisi ya erkeği ölmüştür ya tek vermişimdir ben. Ya bunların bir kırmasına vermişim. Yani böyle saf işte bir geçen siz kendi elinizle seçtiniz. Yani böyle sigarlı burada ben bunu seçim bunu alım diye söz konusu değil. Hele bu 4 yuvadan söz konusu değil. Yani inanmasına geçen sefer de dedim. Daha yeni birisi 60 bana humu diye satmışlar adama. Humu ile ilgisi yok. Gagası siyah, tırnağı siyah, iyi para vermiş, humu diye almış. Lütfen benim kuşum diye kimseden almasınlar. Aslında bile safı değildir. Yani kırılmış bir yerden bir yere gitmiş bir yerinden yok almasınlar. Yani yazık oluyor onlara. Ya ben üzülüyorum onların adına üzülüyorum. Yapacağım da bir şey yok. Evet ya biz de şimdi milletin bazı arkadaşlarımız var. İyi niyetlerinden dolayı bu kuşları merak ediyorlar. İşte anlatılıyor. Bu kuşlar şöyle fişek yapıyor. Bu kuşlar böyle uçuyor dediğimiz zaman meraklı olan arkadaşlarımız var. Bu kuşlardan elde etmeye çalışıyorlar. Ama bu sırada tabii fırsatı ganimet bilen arkadaşlarımız da çıkıyor. Bir de yani bu ondan sonra da ya ben o kuşlardan aldım, o kuşları uçurdum, kuşlar oynamadı. Öyle diyecek sonra. Öyle diyorlar yani. Ondan sonra bir de kuşu karalama politikası da ortaya çıkıyor. Evet. Ve ben bu yüzden dolayı. Çünkü beni çok arayanlar olduğu zaman ya Adil abi acaba Adnan Bey'in telefonunu niye vermiyor? Yani buna burada siz bir açıklık evet. getirin de evet. sizin talebiniz doğrultusunda ben sizin telefonlarınızı evet. vermiyorum. Ya çünkü yani. Baş edemezsin evet. Adil Bey yani ben de bir insanım. İşim var, karım var, telefon sözüm var. Yani günde 100 kişi beni arasa kuş sohbetiyle kuş sorursa ben nasıl cevap veririm? Yani ben Facebook'um kapattım bir yüzden. Yani diyorum ne soracaksın kuşla ilgili ben konuşacağımız Adil Bey'le konuştuk. Yani herkes bu kuştan beslemek istiyor. Bende de yok şu an burada ben toplam kuşum 300-400 tane kuş var. Herkes kuş diyor. Herkes ben ayırayım bana ver diyor. Veremiyorum lütfen. Yani ben de üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Veremeyince de üzülüyorum. Yani Facebook'ta resimlerini kaldırdım çünkü istiyorlar. Veremeyince de üzülüyorum. Huzursuz oluyorum.
biraz mutlu olayım, Facebook'ta paylaşayım, dertleşeyim, konuşayım diye bu sefer stres yapıyor bende. Onu ise kapatıyorum. Lütfen yani benden kuş istemeyin. Gerçekten vermiyorum. Beni aramayın, illa ben sen kuşu çoğaltmak istiyorum. Arkadaşım 100 yıllık bir damar, 40 yıldır bende. Kolay kolay birbirine verir mi? Var mı böyle bir dünya? Yani al sana ben her çiftten 2 çift çift 3 veririm. Sen de çoğalt bunu, sen de dursun. Arıyorlar beni, bunu deyinceler ben de kızıyorum. Ben bunları 40 yıl emek görmüşüm. Maddiyeti bırak bir yana. Maddiyeti bırak bir yana 40 yıl emek yahu. İnan gittim Kerkük'e, Mayıs ayında oradaydım. Gittiğim yerlerde kuş verir sana diyorlar, istemem. Niye diyorum? Çünkü diyorum benim kuşum sizden daha temiz, daha saf. Kerkük'te bile kalmamış. Çünkü çok nadir insan kuşu ayrı tutuyor. Katmış 4-5 çeşit erak kuşunu beraber başka altından çıkıyor. Bu da benim hoşuma yetmiyor. İşte 40 yıllık kuş, verdikleri renk bu. Eğer aynı damar olmasa bu renk çıkar mı? İşte evet. %25 kırdık 5 telleri. 20 çeşit renk var, gördün. Evet sayın seyircilerim, kısa bir reklam arasından sonra diğer kan kuşlarımızla birlikte olacağız. Bu sefer de değişik, bizim Ankara tabiri boz, Kayseri'nin saraylısıyla. Renkleri işte böyle bir her yörenin değişik bir renk anlayışları var. Adnan Bey'e de bunları soralım. Adnan Bey, bunların renklerine ne diyorsunuz? Biz sabuni, bu olanlara sabuni diyoruz. Evet. Teneli, böyle bol teneli olan da miski diyoruz. Bol teneli niye miski? Evet, bunlar ördek ayak. Yani ayakları ördek gibi kapalı. Çok değişik bir kuşlar. Yani sakatlık değil, orijinalinde bu var. Ayakları böyle perdeli mi oluyor bunlar? Evet. Ayakları perdeli olunca bunlara ördek diyorlar. Arabler yani batta dedikleri. Battavi. Ördek, evet. Battavi dediğiniz. Böyle kapalı. Kuş bunlar ayrı bir kuş. Yani Irak kuşu ama ayakları kapalı olunca biz ördek diyoruz onlara. Irak'ta battavi diyorlar, batta diyorlar. Değişik bir kuş. Gerçekten bunları yalnız ben çok çoğaltamadım. İki defa sahtan dolayı. Böyle 30-40 çift birden öldü elimde. Gördüğünüz kadar 6-7 çiftim var bunlardan. Böyle sandıkta koyup orada çoğaltmaya çalıştım bunları. Çok has bir kuşlar bunlar. Geçen sefer geldiğimizde de bunlar üremiyorlar. Yani bunları üretmek biraz zor gibi zor, geliyor. Zor, biraz zor. Biraz öyle, zor, evet. Bizde böyle bir halk arasında bir tabir vardır, biliyor musun? Çok iyi kuş üremez, işte hep az kalır. Olabilir. Böyle evet. Bir mevzular var. Yalnız şimdi Adnan abi, benim dikkatimi çeken bir şey var. Biz bu perde ayağı, yapışık ayaklılara bizim bazı çevremizdeki arkadaşlarımız, bazı veterinerler kuşların birbirlerine çok girdiğinden dolayı, genetik bozukluk olduğundan dolayı ve evet. Hatta işte bu da bir hastalıktır falan diyenler var. Bu yoksa ırk mı? Irktır bence. Niye dersen şimdi eğer ırktar bir genetik bozuk olursa topal olması lazım, kanadı sakat olması lazım, kör olması lazım, eğri büğrü çıkması lazım. Şimdi 40 yılda eğri büğrü sakat kuş çıkmıyor ama sadece bu genetik olan ayağı mı veriyor? Böyle bir düşünce de doğru değil. Yani genetik bozulsa bazen kör çıkması lazım. Topal sakat bozuk. Ama sadece ayağında bu veriyor. Bu perde çıkıyor. Perde çıkıyor. Yani bu da bence genetik bozukluğu değil. Öyle kabullenmek lazım. Ama bunun soyuna 100 yıllık öncesine gelirsen onun kadarını bilemeyeceğim. Ama genelde yani bu da sizin tabirinizle. Bu zaten sizin yöreye ait. Evet. Bizim bazen Ankara'da da böyle çıkardı. Eskiden bizim Ankara'da perdeli beyazlar diye bir beyazlar çıkarttılar ama tam bu kadar kapaklı değil de böyle yavaş, az olan var. Bazı kuşlarda da var. Yani evet. Ayağına bakarsanız çok az bir şey var ama bu yani kapalı, tam kapalı geliyor. Bazen de o bir tarafı da kapalı geliyor. Yani evet. Ördek ayaklarının kapalı geliyor. Ya bizim orada da yani böyle kuşların çıktığını biliyorum ama o çok istisna çıkan bir kuşlar. Yani bizim Ankara'da işte tabii ki Ankara'yı biliyorsunuz. Diğer illerden falan belki evet. Sizin oradan gelen kuşlarından da karışık. Yani bana göre düşünce olsak yani. Türkiye'nin neresine gidersin geçsin illaki Irak'tan gitmiştir oraya kuş, artı Mardin'e gitmiş, Mardin oraya gitmiştir. Kuşun Irak'ta da esas yeri Musul'dur. Yani Musul'dan dağılmış Kerkük'e, Bağdat'a, Mardin'e, İstanbul'a. Yani illa Irak damarı kuş var. Yani taklacı kuşun merkezi Musul'dur. Peki şimdi bir de ben bazı büyük abilerimiz var. Onlarla sohbet esnasında bizim Kerkük tarafına yani Irak'a
bu taklacı oyun kuşlarının Yemen'den geldiği söylenir. Doğru mudur bu? Yani bilemeyizim. Şu an bir şey diyemeyizim. O kadar araştırma kimse bugüne kadar yapmamış. Yani keşke yapsalardı. Bir kitap yazıp tutsalardı bir notları. Biz de öğrendik. Biz sadece Kerkük'te çok iyi kuşlar var. İyi uçurdular. Yani merkezimiz. Yani bunun adı Sabunim, Müsteçem, Küllü, Küllü ama kuşa bakan adam der bu Musul. Nasıl siz burada taklacı kuşları Mardin diyorsunuz? Evet. Musul diyorlar Kerkük'te, Irak'ta onlara. Musul asıllı kuşlar. Musul asıllı olunca Mardin'e de Musul'dan gelmiştir. Öyle çok almıştır ama Irak kuşunun olmazsa olmazından tırnağı beyaz, gagası beyaz, gözü beyaz ve kanat sahası mükemmel. Bunlar varsa kuşta Irak kuşudur. Irak damarı vardır onda. Yani Türkiye'de sen kuşun altından gözü beyaz, gagası beyaz, tırnaklar beyaz çıkarsa Irak kuşun damarı vardır bunda. Adnan abi onu bir bırak da yerde bir arkadaşımıza bakalım ya. Ya bizim şimdi eskiden ben tabii öyle bir şeylere inan Ankara çok farklı başkent olduğundan dolayı Ankara'ya has kuş olarak söylerler bazı eski büyüklerimiz. Böyle bu kapalı bozlar olur. Bağırları falan böyle kahverengi gibi. Şurada bir dişi var. Öyle puslu, çok koyu böyle mat. Evet, evet mat. Ankara'da eskiden böyle kuşların çok olduğu söylenir. İşte Ankara bozu falan derlerdi. Aynı bu kuşları anlatıyorlar ve bu kuşlar da şimdi sizin anlattığınıza göre Gazze, Irak'tan gelen. Beyaz mıydı? Aynen beyaz. Yani bana göre beyazsa Musul Irak'tan gelmedir. Bazı kuşların böyle bozların uçlarında badem dedikleri böyle hafif kahverengi evet, böyle olabilir, olur. Renkler, evet. Renkler olur. Peki diğer kuşlara bakarak bunların meziyetleri farklı mı Adnan abi? Yok bunlar hani biz iki tane dişi uçurduk bundan. Kayseri'de uçurdular bir arkadaşlar bundan. Gerçekten çok hoş kuşlar. Yani atışı, gelişi, alçaktan alışı, alt üstü. Çok güzel. Hatta Yesenseven'den Kayseri'deki arkadaşlar kuşları dağıtırsan, satarsan ilk bunları biz talibiz. Bunları bize ver, o birilerine yaparsan yap. İsrarla bunun üzerine durmuşlardı. Bu sabunların üzerinde. Bunların uçuş süreleri diğerleriyle aynı eşit mi? Yaklaşık öyle. Yani Irak kuşu olunca illaki yani uçum var diyorsun. Irak dediğin zaman uçum. Irak kuşunda uçum geldi. Irak kuşu yarım saat, bir saat uçtu. O Irak kuşundan bozuktur. Yani Irak kuşu dediğin zaman uzun uçma özellik olması lazım. Irak'ta genellemede bu kuşların hepsi bizim işte diğer Kerkük'te abilerimiz var işte görüştüğümüz. Onlar diyor ki bizim orada genellemede diyor kuşlar diyor işte hava karartana kadar uçarlar. Uçması lazım. Uçum kuşu olarak besleriz biz diyor. Aynen damcı öyle. Damcıyla uçum kuşları farklı diyor. İşte damcı dediğimiz yani sefer yapan kuşları. Şimdi bir de bizim arkadaşlar sizin biraz önce sohbette söylediğiniz gibi Irak'tan gelen her böyle kuşları, bu renk kuşları Irak'ın taklacı oyun kuşu olarak görüyorlar. Bunlarda bir yanılgı var mı? Yani Irak kuşudur ama yani özelliği farklı diyorsunuz. Bir de orijinal olması, kırılmaması. Yani dedim ta ki Irak'ta, Kuzey Irak'ta çok besleyen var. Aynı yere koyupmuş kuşu. Yani orada bir kaç kuş var, az uçan kuşlar. Seta dediklerimiz çakmaklıya benzer kuşlar var. Böyle renkler bozuk kuşlar var, az uçan, bol takla şeyden. Böyle saf değil. Ben onu beslemem çünkü bana göre saf değil. Yani kanına birkaç kan girmiş. Yani şimdi ben burada 40 yıl besliyorum, aynı renk görüyorsa orada 7-8 yıllık, 10 yıllık kuşta 20 renk görüyorsa bende ben bunu nasıl kıyarım başka kuştan kırmaya? Yani şimdi ben bunu şu açıdan söyledim. Yani her Irak'tan gelen kuşun işte oyun ve sefer yaptığını iddia eden adamlar var. Çok doğru oradan değil, böyle hayır. Şeyler geliyor. Türkiye'de ondan nasıl bütün kuşlar oyun yapıp mükemmel değilse Irak'ta da aynı öyledir. Bunu kabullenmek lazım. Doğrusu budur. Yani benim kuşumda da belki çıkar oyun yapmaz veya iyi yapmaz. İlla %100 10 kuştan 10 tanesi yaptı diye söz konusu değil. Bunu kabullenmek lazım. Nasıl insanlarda 10 kardeşte ayrı çıkıyor veya 10 parmağı ayrıysa kuşlarda da illa çıkar. Bunu kabullenmek lazım. Evet. Bu kuşlarla ilgili başka söylemleriniz var mı? Bunları da kapatıp diğer hayvanlara bakalım. Humulara bakalım. Evet. Humulara mı bakacağız bundan evet. Sonra? Humular daha renkli, daha değişik kuşlar evet. Ama. Bunlardan. Türkiye'de o renkten yok. Yani humu renginden, humu rengiyle kırküllüden pek yok, nadir. Yani
yerli kuş olarak. Tamam Aktan Bey. Şimdi onlara bir bakalım. Evet sayın seyircilerimiz, şimdi de humbu dediğimiz kuşlarla birlikteyiz. Evet Aktan abi, bu humbular konusunda ne diyorsunuz? Humbular nasıldır? Humbular gerçekten ilginç bir kuş. Yani hayatımda gördüğüm en sıcak kuşlar. Yani bazen bir hafta 10 günde sökülür. Daha taklayı çevirmeden, yarım çevirdik, kuyruğun çekmesen uçuramıyoruz bunları. Çok sıcak kuşlar. Hatta abim derdi, bunları cami önünden bir kuş bul, sandır, bunlara kır, yavrusu güzel uçar. Çok sıcak kuşlar. Birkaç kişiye verdim, aman kuyruğun çekin, ilk böyleden dinlemediler beni. Ellerinde kaldı, yani uçuramadılar. İlginç bir kuş. Bir de bunların daha ilginci, aldığımız insanlar yani 50 yılda bir bu kremit verirler. Yani dikkat etsen normalinde bu bozuk renktir. Bunlara göre beslenmemesi lazım. Biz de sürpriz oldu bize. Sonradan öğrendik, dedeler demiş evet, bizim kuşların bu humuların altında 50 yılda bir böyle kremit çıkar. Aman o çıkanlara meyakat olun. Biz de bu kremitleri aldık. Eşleştirince altından tekrar kremit çıkıyor. Devam ettik bunlara. Neredeyse başka yerde hiç görmedim ben kremit. Geçen de bir arkadaşta gördüm. O da humudan çıkmış bir kremit. Evet. Öyle söyledi. Evet. Şimdi Adnan abi, zaten bu kremit dedikleriniz çok farklı. Evet. Yani farklı derken renk olarak farklı. Farklı, evet. Yoksa hayvanların vücut yapılarında falan şeylik yok. Bir de şimdi şöyle bir şey de var. Benim dikkat ettiğimi söylüyorum. Diğer humulara bakıyoruz. Böyle humularda hiçbir bozukluk yok. Bunların içinde değişen bir renkler yok. Yalnız onlar da bak, böyle bizim ak kuyruk, ayna kuyruk dediklerimiz. Aynen öyle. Yani çok çıktı, evet. Böyle bir zaman gelse bu kuşlar bir güne bir gün bakarsınız bu kuşlardan beyaz da çıkabilir yani. Yani bu kadar sene çıkmadı, tahmin etmiyorum yani. 40 yılda çıkmayan kuşta bir daha çıkar mı beyaz? Keşke çıksa, çıkarsa ben tutarım elimde onu. Benim kuşum beyaz katmamışım, buraya çıkarsa altında benim kuşum, ben tutarım elimde onu. Ya ve abi, seve seve de beslerim onu. Yani şimdi kesinlikle bunu bir herhangi bir şey evet için söylemiyorum. Yalnız kuşlarda gerçekten çok farklı. Bir de sizin büyükleriniz var. Bu nesili besleyip büyüten sizlersiniz, çoğaltan sizlersiniz. Bu kuşların nereden nasıl geldiğini biliyorsunuz. 40 senede 50 senede bir tane böyle bir kiremit çıkmış. Kiremitleri birbirine vurduğunuz zaman devamlı kiremit devam ediyor mu? Ediyor. Yani evet. Zaten humu tipine baksan her yeri humu ama rengi olarak humu değişik. Humu tabii canım. Her yani bunların humu. Siyahlarla kardeşler bunlar. Aynı ama rengi kiremit. Ben adında adı ben koydum kiremit. Yani Kerük'te abimin yanında çıkar çıkmaz başını çekmiş. Humun altında böyle çıkar mı? Sonradan öğrendikten sonra bana dedi, haberin olsun bende çıktı, ben başını çektim, kızdım adama. Adam da keşke onları bize verseydin, çok değerli kuş, 50 yılda bir verir. Ondan sonra bana nasip oldu, ben kremitler çoğalttım. Yani çok da seviyorum. Yani nadir de kuş. Yani bu kadar yer gezdin, hiç gördün mü böyle taklazıdan üstü? Bu renkten yok. Yani bakın şu erken renk. Şu takkalı arka tepe vermiş, evet. Takkalı vermiş. Orada bir tane neredeyse bizim portakal sarı dediğimiz evet gibi bir sarı renkte çıkmış. Tek bir tane öyle var, evet. Peki bunları böyle uçurduğun zaman bunları kuyruklarını almazsanız uçuramazsınız falan evet diyorsunuz ya. Bu serseme düşürdüğümüzü varsayalım bunu, yani sardı diyelim. Bunları yerde yatırdığın zaman falan ileride bekleme tarzında tüyden falan çıkıp yavruya kustuğu zaman böyle kendini rahatlatıyor mu? Yani biz bundan uçurduk, işte usulünü bilince söktük, işte 5-6 ay uçurabiliyorsun yani, böyle 1-2 yıl uçuramıyoruz burada bunları. Yani tüy girsin çıkarsın etsin ve genellikle ben dedim ta ki yani az tüyde de olsa uçuyorlar bunları. Ağırlık işte Haziran, Temmuz, Ağustos'ta uçururuz bunları. 7-8 saat uçan oldu bunların içinde. Böyle 7-8 takla bir tek Nebil Usta yanında uçtu. 20 takla yakın bir tane göğsü kınarlardan. Bir de Mutlu diye bir arkadaş düştü. O da 13-12 takla ile geliyordu. Yani saf Irak kuşu, uzun uçan ama çok sıcak. Yani kuşlarım içinde siz de biliyorsunuz. Yani en sıcak kuşlarım bunlar benim. Ama değişik rengleri çok hoş. Yani hem renkler siyah olanların de Türkiye'de bulunmayan bir renk, hem kremitlerin. Yani kremitler Irak'ta dahi yok.
Yani burada bazı şu kuşa ben şimdi ayaklarını görmesem Arap derim. Evet. Ama normalde kuş dumanlı kirli. Evet. Bizim tabirimize siz de siz kumlu diyorsunuz. Ama bana göre o Arap'ın şeyini, o kuşun ayaklarını tutsam, ayak rengini, ayak rengini görmesem Arap diyeceğim. Yani bu kuşların fizik anatomi yapıları da diğer kuşlarla farklı. Birazcık bunlara sizin öbür o küllü dedikleriniz biraz benziyor değil külleler mi? Külleler benzer fizik evet. Yapılarına. Bunların daha değişik meziyetleri nelerdir? Yani böyle toplumu aydınlatmak için soruyorum. Yani arkadaşlar çünkü bu kuşlar gerçekten çok merak ediyorlar. Aydın abi, Abden abi. Bunların değişik özellikleri nelerdir? Birbirlerinden illaki farklı yönleri var bunların. Ya yani Irak kuşun genel olarak alırsan işte gaga, tırnak, göz bayağı, kanat sesi çok güzel. Ciğerli kuşlar, uzun uçan kuşlar, kanları temiz kuşlar bana göre. Ben öyle yorumluyorum. Buna göre insanlar etrafındakilere bildikleri yerlerde yani 40-50 yıl, 100 yıllık bir damarı sahip çıkan varsa ne mutlu onlara. Bu kuşlar o kuşlardan. Yani uçumu ister uzun uçsun ister az uçsun benim için mükemmel kuşlar. Çünkü ciğerli kuşlar 50 derecede 7-8 saat uçan bir kuş. Irak'ın sıcaklığında 50 derecenin üzerindeki hiçbir kuş yerinden kalkmayan bunlar 7-8 saat uçuyor. Yani bizim duyduğumuz o ki bu kuşların sıcaktaki uçum performansları daha yüksek. Bizim şimdi Türkiye'de şartlarında beslenen yerli kuşlarda biz sıcakta kuşu yarım saat, bir saat zor uçuruyoruz yani. Uçuramıyorlar. Mersin'de hiç uçuramıyorlar yazıyor. Kuş şimdi yerine kalmıyor. Herkes dolayı bilir Mersin'de ben bunların hepsinden 7-8 saat uçurdum. Temmuz, Ağustos aylarında. 7-8 saat uçtu. İnsanlar hayretle bakıyor. Bir kuş uçar mı 7-8 saat? Temmuz, Ağustos ayında uçuyor. Irak'ta bunlar burada 65 derece. Irak'ta 50 derecenin üzerinde uçuyor. Ona göre yorum yapsan bir kuşa. Yani 50 derecenin üzerinde kuş 7-8 saat uçuyor. Nasıl bir güce sahip, ciğere sahip, kanat yapsan sahip dayanabiliyor. Ben sadece bir zamanlar bizde bir Çorum çıplağı bir erkek vardı beyaz. Bunu kendi beslediğimiz kuşlara kırdık. Ben bunu orada şahit oldum. Normal soğuk havada, soğuk iklimde hava serinken kuşlar normal uçuşlar süreleri 1,5 saat falan. Evet. Ama sıcağı görüp sırt ısındığı zaman 3,5-4 saat kanat sallıyor. Yani o da sıcağı çok seviyor. Evet. Yani bunlar artık herhalde sıcak iklim kuşlar olduğundan dolayı sıcak havayı çok seviyorlar ve performansları ondan daha fazla yüksek. Evet abi, bu kuşlar hakkında da başka eksik kalan bir şey söylemek istediğiniz? Teşekkür ederiz. İnsanları bilgilendirip yani bütün bilgiler burada konuşuyoruz. Tekrar beni arayıp Irak kuşu ile ilgili bilgi almalarını lütfen aramasın. Yani bütün bilgiler seninle paylaşırım açıkça. Net, abartısız, ne bildiysem zerre kadar abartmadan söylüyorum. Çıkarsız. Onun için burada anlattıklarımız Irak kuşuyla ilgili bilgilerdir. Kim ne anlatırsa anlatsın. Doğrusuları biz söyledik burada. Onu öyle değerlendirsinler. Doğrusu bu diyorsun. Doğrusu bu. Yani ben kuşumu fazla övüp ve hiç övmeyeden kuşlar, Irak kuşlarının bütün özelliklerini söyledik burada. Başka merak ediyorlarsa bunu takip etsinler. Öğrensinler. Peki Atten abicim, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bizi sağ tekrar olun. Ağırladığınız için sağ sizlere olun. De teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ güle olun. Güle güle ve sevim kuşlarınızın da ayrılığını görürüz. Sağ olun, var olun.